Sevgili motosiklet severler hoş geldiniz. Motosikletinize yemek yağı koyarsanız ne olur? İşte sonucu. Günümüzde motosikletler artık hep 4 zamanlı olsa da 2 zamanlı motosikletlerin benzin deposuna litreye 30 gram 40 gram kadar benzinin içine yağ karıştırılır arkadaşlar. Eğer bu karışımı doğru bu şekilde yapmaz isek Az olursa motor kitler tekman, piston, krangı kitler fazla olursa da motor boğarak çalışır. Bunun ayarını fabrikanın belirlediği değerlere göre yapmak gerekir. Ama piyasada yaygın olarak litre 30 gram 40 gram karıştırılarak o şekilde kullanılır arkadaşlar. 4 zamanlı Motosikletlere ise deposunun içine, benzinin içine yağ karıştırılmaz. Sadece e, karter kısmına yağ konur. Oradan bütün sistem e, alttan pompa yardımıyla silindirin en üstünden aşağıya doğru e, duş aldırma tekniğiyle e, motor, sekman, piston bu şekilde yağlanır arkadaşlar. Ben daha önce dört zamanlı motorun karterinin içine yemek yağı koyanını hiç görmedim ama... E, iki zamanlı motorda e, madeni yağ bulamayıp benzinin içine yağ karıştıranını gördüm. E, sonuç ne oldu? Bir gün telefon açtılar motor çalışmıyor diye yolda kalmış gittim durumu anlattırdım. Dediler ki benzinin içine yağ bulamadık bizde bir şey olmaz diyerek diye e, bundan koyduk dediler. Dedim iyi yapmışsınız benzini görünce e, bu tip yemek yağları donup kalıyor arkadaşlar. Karbüratörün iç kısmında ince kanallar bulunur, memeler bulunur. O memelerin iç taraflarını tıkamış, oralar donmuş kalmış. motor çalışmamış. Nasıl çözdüm? Karbüratörünü güzelce söktüm, kadın benzinle temizledim. İşte deliklerin içine bisikletlerin frenlerin ucunda e, teller olur ince ince. Onlardan soktuğum iğneyle vesaireyle karbüratörünü temizledim. Yanılmıyorsam depoyu temizledim. Hatırlam hatırlamıyorum ama muhtemelen depoyu da temizlemişimdir. E, bütün yakıt sistemini temizleyip bu sorunu o şekilde gidermiştim. Siz de bir gün madeni yağ bulamayıp da benzininizin içine e, yemek yağı karıştırmayın. Aynı zamanda karterinizin içine de e, yemek yağı karıştırmayın yoksa başınız ciddi belaya girer. Motor kitlemeye kadar sekman, piston, grank vesaire her şeyi komple elinize alırsınız arkadaşlar. İki zamanlı motorda bu çok sorun olmamıştı. Ben ne yapmıştım? Karbüratörü ve depoyu temizleyerek sorunu çözmüştüm ama eğer dört zamanlı bir motorda bunu yaparsanız eyvah ki eyvah motor tamamen elden çıkar. Artık masrafı ben bile tahmin edemiyorum dostlar. Peki arkadaşlar motosiklet ve yemek yağı ile alakalı yaşadığım e, bu tecrübeyi sizinle paylaşmak istedim. Belki bir gün işinize yarar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.